Bölgede şu anda durum ne? Yağış var mı? Hemen Trabzon'a gideceğiz ve muhabir arkadaşım Fatih Doğan'a soracağız. Söz Fatih'te. Fatih Çimen, Trabzon'da şu anda yağış söz konusu değil, fakat dün akşamdan itibaren yağış aralıklarla devam etti bölgede ve zaman zaman da etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Bölge genelinde baktığımızda ise Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 65, Ordu'nun Perşembe ilçesinde de 99 kilogram metrekareye yağış düştüğünü söyleyebiliriz. Tabii bunlar uç rakamlar bölge için. Meteorolojinin tahmininde de 21 ila 50 bazı yerlerde, bazı yerlerde de 50 ila 100 kilograma kadar zaman zaman yağışın görülebileceği noktasında uyarılarda bulunmuştu meteoroloji yetkilileri. Dünkü uyarının bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde bitmesi beklenirken akşam saatlerinde meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı ve bu uyarıya göre Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerden Samsun, Ordu ve Trabzon'da sarı kodlu, Giresun, Rize ve Artvin'de de turuncu kodlu uyarıyı verdi. Dediğimiz gibi şu anda bölgede yağış hakim değil. Daha çok yağışın Karadeniz'in doğu kesimlerinde etkili olduğu, deniz üzerinde etkili olduğunu görebiliyoruz ve kuzeybatıdan esen rüzgarların da yağış yüklü bulutları Türkiye'nin kuzey ucundan Hopa, Kemalpaşa tarafından Gürcistan'a doğru sürüklediğini söyleyebiliriz. Radardaki görüntülere baktığımızda Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların meteoroloji uyarısına göre yarın gece saatler 22'yi gösterene kadar devam etmesi bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu ve Trabzon'da sarı kodlu uyarı verilmişti. Yerel kuvvetli yağışlar olacağı, Rize, Artvin kıyılarında da yağışların şiddetli ve çok kuvvetli olacağı, etkisinin 51 ila 100 kilograma kadar metrekarede çıkacağı yapılan uyarıda belirtilmişti. Tabii ani su taşkınlarına, sel, heyelan gibi olumsuz olaylara karşı da vatandaşların tedbirli ve dikkatli olunması noktasında meteorolojik uyarılarını sürdürmüştü. Şu anda Trabzon'un Akçaabat ilçesindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 21 santigrat derece. Hemen şunu belirtmekte fayda var. Meteorolojinin uyarısı olmasına rağmen bölgede yağış aralıklarla devam ediyor. Dün baktığımızda yağışların bölgenin iç kesimlerinden sahile doğru geldiğini ve yağışın etkisini kaybettiğini görmekteyiz. Bu sefer ise son yapılan uyarıda ise Samsun'dan başlayan yağışın bölge genelinde Orta ve Doğu Karadeniz boyunca devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca denizlerde de fırtına uyarısı vardı. Dün meteoroloji yapmıştı bu uyarıyı. Bu gece devam edecek ve yarın sabah saat 6'ya kadar, ki balıkçıları ilgilendiriyor, 6 ila 8 kuvvetinde, yani 50 ila 75 kilometreye kadar ulaşacak şekilde fırtınanın denizlerde etkili olacağı ve sabah saatler 6 civarını gösterdiğinde denizlerdeki fırtınanın da kaybolacağını söyleyebiliriz. Yapılan meteorolojik uyarılar bu yönde. Tekrar edecek olursak, meteoroloji yetkililerinden vermiş olduğu bilgiye göre Doğu Karadeniz bölgesinde zaman zaman etkili olan yağışların yarın gece saatler 22'yi gösterene kadar bölgede etkili olması bekleniyor diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım.